Evet, futbolistin tercihi. Bu yüzden BBL'de savunmada başlıyor. İlk kill Aslan Maşadov'dan geldi. Orta kısımdaki Işınır Aslan Maşadov. Birer kill daha. Futbolist kill bulabilecek mi ekibi? Rakibini düşürdü. Asayt'a girecekler. Burada planti alabilme imkanı var. Takım arkadaşına bu planti bıraktı Kivi ve diğer bütün oyuncuları ortada yakında bekliyor. Kivi'nin buraya kadar gelmesi BBL için bir sürpriz değil. Onu beklediler ve 1v4'te Pova var. Görüş sağlıyorum. Çok hızlı geldi o ilk 3 kill. Ardından round'a artık çok yakın ve son kill çıkartan isim de Muş. Yani hala midde bu arada Spike. Bakalım hangi site'a gidecekler yakın mesafede. Bunu kurmak ister mi? Aslan Maşadov hemen solda. Kalabalık bir şekilde şimdi çıkılacak. Mojil kill almış yalnız ama Aslan Maşadov site'in içerisinde. Aman kimsenin Allah geçmesine. Müsavaş bu mesafeyi sağlamak istiyor Power'a. Rakibini gördü. Bir headshot var Power'dan ama karşısında kimi çıkacak. Kaçmayı başardı Power'a. Bu onun adına iyi bir haber ve pazarda yardım alabileceği bir Kuşner var. İçeriye bir deş geldi gibiden. Kuşner da deşi atacak. Birebir değişim ve Power da yakalandı. Futbolist istediğini buradan almış oluyor. Her ne kadar Aslan Maşadov yerge kaynağı kullansa da bu biraz geç geldi arkadaşları için. Yine 3v4 elde bir rifle var Aslan Maşadov'da. Henüz round sona ermiş değil. 47 canda Mr. Fallen, 46 canda da Moj var. Gidecek olan ok Muş tarafından. Bakalım info verecek mi? Veriyor net bir şekilde. Nerede olduğunu Pova'nın tespit ettiler. Pova'ya yardım gider mi? Bir flash pick Aslan Maşadov. O flashla içeri girecek Pova. Yeri belli, üstüne doğru gelenler var. Pova buna rağmen bir kill çıkardı ki bu çıkmamalıydı belki de BBL için. Şimdi round'un kazanılması çok zora girecek. Üstelik ofla birlikte Aslan'ın yeri açığa çıkıyor. Wallbank'ten burada bakalım bekleyecek mi Pova yakında? İmdiyel kurusunu koydu. Pova çıkacak ama Pova hazırlıksız. Bir oyuncu daha var main'de. Aslan Maşadov kısayı tutmaya çalışıyor sadece. 27 canı kaldı main'e, bir baskı kuracaklar. İmdiyel orada yine Mr. Polis zorlamaya çalışıyor. Aslan düşebilir her an. Çok okula geldi ama hayır, bir kill daha çıkaracak. Moj. Zaten polis adına çıkartabilen tek isim ardından Para. Geldi bu. Kuşner. Gelen keşif oku. Onu görmüyor Kuşner. Doğru zamanlamayı tutturdu. Mr. Polis'in 68 canı var. Mujun 30 canı bırakıldı. Kuşner başka bir vuruşa imza atamayacak. Şimdi yine gelen killer. Durmuyor. 2 kill daha Kuşner'dan aim diye Lel Krax'ı yakalamış. Kuşner. Operatörle çok rahat. Dash yeteneklerini, özür diliyorum, jet yeteneklerini gayet güzel. Futbolistin aldığı pause'dan sonra da dönüşü biraz farklı olabilir mi diye düşündüm ama yine entry veren taraf kendileri oldu. Yakalanan Krax. Bu arada yavaş yavaş killleri toplayan BBL. Onlar da 5. roundlarına uzanacaklar mı Kibi? Kibi'den bir cevap var bu arada. Ulti arkadaşlarıyla birlikte bir oyun yapabilirler mi? Geliyorlar. Muj var. Kuşner işaretlendi. Bu biraz sıkıntı Kuşner için. Kibi burayı uçabilir mi? Bıçakları var. Mr. Folly'nin Wallbank'ten yakaladı ardından Pova. Muj'u düşürdü. Burada bir çıkar yol bulmuş olabilir futbolist bu roundu kazanmak için. Kibi'nin ulti kili durumu 3 ve 4 yapmıştı. Ardından 2 kişilik B site'ı değil. Bir flash bırakacak imgeler. Aynı zamanda Sova ultisi geliyor ki bu BBL'i zorlayacaktır. Kibi imgeleri yakaladı. Aslan Maşadov da ulti tarafından tekleniyor. Artık Aslan'ın da buradaki tek gayesi herhalde Bullist oyuncularının round sona erken hayatta kalmaması olacak. Bunu sağlamaya çalışacaktır. Bu tonda bekliyor. Üzerine doğru 3 kişi gelecek Aslan'ın. Aslan 3'ünü de fark etti ama sadece bir tanesini düşürebildi. Ve round tekrar atması gerekecek gibi Krax ultiyi açtı. Reyna ile birlikte şimdi yine B'ye gidiliyor ve BBL B'de tek başına Power'ı bırakmıştı. Taret kimi düşürdü bu? Karşılaşmayacak BBL'de. 4 tane ulti var ve şimdi Moş burada kill çıkarmak zorunda gibi. İlk kill'i çıkardı fakat sadece 3 canı var. Rakibin üstüne doğru gidiyor. Atılan bir şok, arkalı önlü gelecekler. Moş'un üstüne Aslan Maşadov onu düşürdü. Şimdi de Kuşner hamle yapmaya başlayacak. Geçişteki oyuncuyu gördü galiba. Tünelde net bir info. Aynı zamanda bir yerge kaynağı. Özellikle Krax'ın yerge kaynağının arkasında kalması. Büyük sıkıntı Aslan Maşadov. Burada kill'i çıkardı. Power Krax'ı yakalarken son kalan oyuncu Mr. Fallen ve bu kadar kalabalık bir gruba karşı yapabilecek çok bir şey yok. Durum. Oyunu kıracaklar ama dediğin gibi Kibi, bu arada Moş ilk düşen isim oldu. Futbol istanına Kuşner'dan smoke'dan çıkacak Aslan Maşadov. Pova ile birlikte Mr. Fallen bir de üzerine 3. oyuncu Krax'ı yakın mesafeden buldu. Çok güzel bir zamanlama Aslan Maşadov. Yine iyi oyunlarına devam ediyor Kibi. Kibi bu arada round bitmedi dedi ama şimdi Kibi için. Bu operatörü koruyacak gibi. Peşinden Muş koşuyor ama artık yetişebilmesi pek mümkün değil gibi. Futbolistan birisinin çok
iyi bir oyun oynaması lazım ya da BBL'den basit bir hata gelmesi lazım. Özellikle Q'şunu nasıl geçirecek Aslan? Sadece smoke taradı ve 3 tane kill buldu Aslan Mojo'dan. Dolayısıyla bir kabusa uyanıyor. Kimi bu durumu toparlamaya çalışacak. Mosh kaldı son olarak 53 saniye. Arkasında bir rakibi var. Onun üstüne gidiyor Mosh. Burada Paro'yu yakalayamayacak çünkü Paro'ya yakın mesafeye kadar geldi. Mosh bunu bekledi. Oradan bir miss yalnız. Power'a şimdi baskı kuracaklar. Power'a smoke içerisinden çıkabilecek mi? Moj yakalamış. Q-Shinner. O da oturdu. Smoke'un arkasında dikildi Q-Shinner'dan. Şimdi Aslan geldi pazar bölgesinde. Krakson'u yakalıyor. İyiyim diyeler. İki oyuncu karşısında. Reyna da orada durdu ve herkes. Bu arada Pova'nın önüne çıkacaklar. Krax smoke içerisindeki oyuncunun farkında Pova. İlgili çıkarmış ardından ki bir burada uğraştı didindi. Bir başka kill daha buldu. Krax yakalanırken Mush geçmeye çalışacak ama gibi herkesi düşürüyor. Kalan son oyuncumuş. Üstüne doğru gelen yetenekler var. Kapıyı açılırken ayağına doğru. Tabii ki ateş etti Mr. Fallen ve oyuncular şimdi taret kuruluyor bir yandan. Keşif oku var, açığa çıkanlar var. Mr. Fallen maç güçleri fark edilmesindi. Bunu engel olamadılar. Kivi açılıyor ama az bu taret şimdi. Kontakta bir drone var. Mosh yakın mesafe. İlk kill alabilecek mi? Hayır, wallbankler var. Mr. Fallen Odin'i iyi kullanamadı ilk etapta. Mosh kill'i çıkarmayı başarmış ama takas gelecek. Mr. Fallen üstüne gidiyorlar, hazır değil. 2 ve 3'te Krax da yakalandı ve artık tek başına Pova. Son 7 saniye. Buradan round'u kazanması imkan edebilirler. Aslan iyice açılıyor Pova. Şimdi Aslan'ı fark edecek. Biraz zorlandı Aslan. Başı dom kill almayı başarıyor ve A'ya girecekler. Ama rotasyon çok uzak kalabilir Pova. AMD'ler reaksiyon göstermiyor. Geri çekilecek ve B tarafında Power'a entry aldı ama takas anında geldi Mr. Fallen'den. Ayrıca Mush bir ok bırakacak. Atılan bir tane drone var. Açığa çıkıyor yeri iki oyuncunun. Mr. Fallen'in silahı wallbankler için herhalde birazcık daha iyi. O kill alırken Q-Shinner takası aldı. Devamındaki ve geçen oyuncunun farkında. Site'i temizleyen Pova. Artık AMD'ler İki oyuncuyu bulmaya çalışacak ama arkadan gelen Kiwi'ye karşı dikkatsiz ve Kiwi 11-5 yaptı durumda. Oldukça yakın bir oyun içerisinde. Q-Shinner peak'e gelecek. Pova onu yakalamayı başardı. A'da MDLL var. Kısaya girecek başka bir oyuncu grubu. Mush burayı kontrol edecek mi? Bu kritik. Mush kontrol etmedi. Zorlandı belki ama Mush killeri çıkarmayı başarıyor. Aslan'a karşı harika bir vuruş. Pora kritik kurdu. Peak'e gelecek ama onu da Pova yakaladı. İki oyuncu kısada toplam 4 atılacak zannediyorum. Yeşile atılıyor. Site gerisinde iki oyuncu Q-Shinner. Hızla geldi buraya. Q-Shinner site'deki varlığından haberdarlar. Aynı zamanda bir ulti kullanıldı. Mr. Fallen tarafından Q-Shinner ilerleyecek. Mr. Fallen yakalandı. Teşhik tıkırdı. Q-Shinner çok iyi bir iş başarıyor arkadaşları bu sayede. Site'e hücum edebilecekler. Mush'u da yakaladı. Q-Shinner BBL adına çok kritik bir round. İyi bir geri dönüş çabası var. Artık hatasız ilerlemek zorunda. Evet, artık sonuna geldik. 12-8 kaldı bir round. Futbolist'in yine şimdi bir taret Aslan Maşlov'un pazardaki pozisyonu açığa çıktı. İyi bir kill Aslan Maşlov'dan, bir başka fight daha Aslan Maşlov. Krax'a kaybetti bunu. TV ilerleyecek bir dash. Burada ilerlemek için kullanıldı. Aynı zamanda yer gök ayna var. Kiwi operatörle kimseyi bulabilir mi? Kullanılan bir yer çekimi. Scope'taydı Kiwi. Dikkat etmeye çalışıyor. Tünelde ve pazarda bir oyuncudan işkileniyor şu anda bu takımı. İçeri doğru ilerleyecekler. BBL'de AMD'ler ilk kill'i çıkardı. İkinci kill'de kendisinden Mush yakalanıyor. Atılan bir flash var. Başarabilecekler mi? Power'a. Şöyle bir smoke'dan çıktı Q-Shinner. İçeriye doğru çok rahat bir şekilde girdiler. Bu arada entry Mosh'tan gelmiş. Power'ı yakaladılar. Evan'da Mr. Fallen. Bu arada spike kurulumu alındı. Bu bayağı erken oldu. Evet. Kiwi içeri girmeye çalışacak. Deşini kullandı Evan altında. Şimdi AMD'ler yeri açığa çıkıyor. Kiwi bununla oynamaya çalışacak gibi. Kili çıkardı. Krax, Kiwi, Mr. Fallen birer kill derken Mush içeri klasik de geldi ama daha fazla kill çıkartamayacak. İlk round böyle. Şöyle bir açılmıştı. Bu arada Kiwi'nin pozisyonu kritik olabilir. C'deki oyuncular sabit. Şimdilik İki oyuncuyla birlikte bir C savunması yapıyor. Futbolist uzak mesafeden Kiwi ama Aslan Meşe Doğu'dan da çok erken bir trade var. Oyunu A'ya hızlandıracaklar. Bir kişi döndü. Bu bir tabii ki Force ve Force'da birebir değişim BBL'in işine gelir ama tek sıkıntı, tek handikap Aslan Maşadov'un canı. Özellikle Mr. Fallen'in şok okundan kaçınması lazım. Krax'ın yanıcısından kaçınması lazım. Şok oku Mr. Fallen tarafından kullanıldı. Ve Flint'i Aslan'a verdikleri için bu bir hata oldu bence. Canı azdı çünkü Aslan'ın. Ve şok okunu beklemediler burada. Mr. Fallen şimdi drone'da kullanacak.
Gayet net infolar gelebilir bu drone'la. İlk sahadaki oyuncuyu fark etti. Evin altında muhakkak birileri bekleyecekler. Turret kırılıyor. Bir ok atıldı aynı zamanda site'a. Default'taki oyuncunun farkındalar. Çıkacak. Mr. Polin'i çıkardı. Evin altında başka bir oyuncu Mosh. Dayanmaya çalışıyor. Mosh onu yakalarken Mr. Polin de geldi. Kuşunları düşürdü ve BBL yani. Ama tekrar ağa dönerlerse BBL işte boş site'ı bulacaklar gibi. Artık bir rotasyon gelmesi lazım. Karşılıklı Mosh da belki ultiye sahip olacak. Çok okları atıldı Mosh. Çok etkilenmedi bundan Mr. Polin. Acaba ultiye kullanır mı? Kullanıyor. Mosh aynı zamanda ultiye sahip ama Mosh düştü. Mosh aslan başını uyakalamış. Yine polis. İlkiler çıkardı. Kuşunur arka arkaya. İki önceye kaldı. Bir şans doğuracak. Kuşunur başka bir headshot daha. Indiel'de bir tane vurmuştu. Kuşunur'un iki kiliyle burada Pava. Tek başına kalıyor. Onu tabii ki bekleyecekler. Her yere dikkat edecek iki oyuncu iyice yaklaştı. Pova, site'ın içerisinde. MDLL kendini göstermiyor. Arkasında Kuşner var. Çok yakında Kuşner'ı yakaladı. MDLL arkada bekleyecek mi? Yine bu pozisyonda bir stun geldi. Bir pick daha. Çok fazla canı var iki oyuncunun da. O yüzden her yere gidebilir bu fight. MDLL oyalamaya devam ediyor. Tekrar pickleyecek. MDLL'e bir headshot var. Pova'da. Mojin elinde. Tekrar. Açılmaya çalışan oyuncular vardı. İşte o tek silah Mosh'un elindeydi. O da MDL'e düştü. Bu arada Krax sürpriz bir kill. Sauron'u yakalamış. Yalnız Kiwi'den de geldi. O round'u tekrar BB'le getirebilir. Çok iyi şok okları. Mosh buradan hayatta çıkamayacak. Tek başına Kuşunur kaldı ama Mosh gitmeden önce en azından planti alıyor. Hatta Kuşunur'un yeri de çok net bir şekilde açığa çıktı. Drone da kullanılacak. Tag de geldi. Mr. Polin atlamayı tercih ediyor. Bir smoke açıldı. Kuşunur burada tekrar ekstra bir oyun peşinde çıkacak bu smoke'dan Mr. Polin erken yakaladı. Kuşunur straight transfer yapabilir mi? Çok fazla vermesi yok ama hayır Krax buna müsaade etmedi. Krax düşseydi yine Pova. Oyuncu Mr. Polin sanırım evet. Krax pozisyonunu almış Kiwi. Bir anda açıldı Kuşunur'u yakaladı. Entry bulan taraf futbolist. Ve şimdi Kiwi'nin önüne gelecekler ikinci atış. O başarılı olmayınca kendisi de kurtulamadı. Power'dan geliyor kill. Yani bu oyun A oyunuydu. Kiwi tek başına tekrar hamle yapmak istedi, inisiyatif almak istedi ama bu list adına site'ın kaybı anlamına geliyor. Mosh'da bir tecrit var. Hücum ekibi ilk önce tecritini kullandı. Bu planti rahat alabilmek adına şimdi MDLL arkadan yaklaşacak. Pova cross çevirdi Pova'dan ama yetişemedi. Biri hiç ultisi. MDLL bunu ne zaman kullanır? Mosh ultisini tecriti iptal etmek için bir yandan zannediyorum kullanıyor. Bu tecriti kırmayı başardı. MDLL'de ulti var. Listin işi burada artık çok zor. 3 oyuncu silahlarını korumayı da tercih edebilirler ama zannediyorum retake denilecek atılan ok kimsenin yerine şimdilik göstermiyor. Power'a hamlede Power'a bu fight'ı kaybetti. 3v3'e geldi. MDLL ulti var arkasından bir oyuncu gelecek. MDLL düşmedi. 2v2'ye getiriliyor. MDLL'in nerede oldu benim Mosh yakalanılacak mı? Mosh da yakalandı. Polis round'u buradan koparmayı başarıyor. 3v4'te ilk önce Power'a kendisini öne atmayı ediyorlar. Bu arada plant almalarını ve üzerine bir de kill çıkartmaları düşen ismin de Mr. Fallen olması biraz problem olacak gibi futbolist adına. Kuşunur hemen Heaven'da altta pozisyonunu aldı. Bu arada Kiwi o açılmaya çalışmıştı. Aslan Mashadow'dan gelen bir tek var. İnanılmaz. Şimdi içeri girecekler. MDLL bir tek daha attı. Yakındaki iki oyuncunun farkındalar mı Mosh? Harika vuruşlar ama site'da şimdi sıkıştığını söyleyebiliriz. Mosh onu düşürdü. Ardından Aslan Mashadow'la birlikte Mosh. Vuruşları her zaman çıkartamadık. Yine Kuşunur ters açıdan geliyor. Operatörle Prefire geldi. Kiwi süper. Çok daha geride. Takım arkadaşlarıyla birlikte arkadan dolaşan herhangi bir isim yok. Biraz site kontrolünü almakta tekrar zorlanabilir. Futbolist Kuşunur'la birlikte Mr. Fowler'in karşılıklı killeri. Bu arada içeri doğru girmeye çalışıyordu. Pova o Kuşunur'a yakalanıyor. Kalan artık son iki oyuncusu Mr. Fallen ve Mosh. Mr. Fallen Heaven'da ilk kill'i buldu. Mosh'u yakaladı. Şimdi Mosh doğrulayacak. İçeriye doğru girmeye çalışıyordu. Kuşunur'dan bir kill daha artık. Yeri bilinen Mr. Fallen tek başına kaldı. 1'e 3 oynayacak. 10 canı var. Yapabileceği şeyler çok kısıtlı bir yer. 3. round'una doğru giden oyuncular futbolist adına. Orada yavaş yavaş yaklaşmaya çalışıyorlar. Drone. Bakalım tespit edecekler mi içeri? Çok hızlı girildi. Kuşunur karşısında yakaladı ama oyuncuyu. Smoke içerisine geçti. Şimdi Drax'la birlikte karşılıklı birer kill bulmuşlar. Kiwi'lerle birlikte Aslan Mashadow. 3 kill bir anda çıkınca. Sonra oyuncu artık Kiwi kaldı. C tarafında çok 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 etkili bir oyun DBL için. Çok hızlı girdiler. Çok etkili bir giriş oldu. Net bir şekilde. Burada futbolistin C savunması biraz sorgulanabilir. Çünkü Kuşunur bakacak elbet. İlk oyuncuyu gördü, ikincisini beklemiyor. Deşini kullandı. Kiwi'yi de kontrol edecekler. Bu su kullanılan bir taktik. Bunu BBL ekibi rahat okudu ve bu savunmayı A'da öne çekmek isterken, futbolist bir bait, yem taktiği yapmak isterken kendileri kontrol edilince
BBL herhangi bir sıkıntıyla karşılaşmadı ve ilk yarının son roundunu da şu anki konumda artık BBL gayet rahat kazanabilir gibi duruyor. Evet, yavaş yavaş beraberliğe geliyoruz mu acaba? Power'a karşısında oyuncular var. Onları tahmin ediyor. Moj'la birlikte arka arkaya yakalandı. Power'dan gelen iki kill. Pova ile birlikte Moj. Krax geç de olsa o trade'i çıkarttı ama 4'e 1. Çok ümitsiz bir durumda. Çok da fazla hareket etmesine izin vermediler. Bulma. Tek başına Moj tarafından yapılıyor ada. Destek AMDLL'den gelecek. Drone kullanılıyor garajda. İşaretlendi. Yine Killjoy'un nerede olduğunu öğrendi futbolist ve A-Site'a doğru şimdi bir dash. Backside'da oyuncu var. Kibi şok okunu yiyecek mi? Moj burada şok okuyla uğraşırken Kibi fight'a çıktı ve AMDLL de onu koruyamıyor. Baskı geldi. Futbolist bu baskıyla 2 kill birden buldu backside'da. Kibi yakına yerleşmeyi tercih ediyor. Power'a buraya bakmayacak gibi ve Kibi adına rahat bir kill olacaktır. Kibi'nin dash'i de var artık. Bunu da kullanabilir ama kullanmayı da geç tercih etti. Başka bir kill alabilmek için. Kibi 3 kill'e başladı tabanca roundunda. Onun bu performansı oldu. Killer bu arada Cushioner. Cushioner uzaktan iki tarafta birbirini deniyor. Ama Kibi aldığı hasardan sonra çıkacak mı AMDLL işte. O çıkınca cezalandıran da AMDLL oldu. Yalnız çok hasar aldılar. Yani iki oyuncu da burada fazla hasar aldı. Şimdi Aslan Moşulov'u backup verebilecek mi Power'a? Bu kritik Aslan backside'da. İlkini çıkarmayı başardı Aslan. Şimdi Moj Power'a'yı düşürmüş ve Pova da Aslan'ı yakaladı. 3v3'te BBL'de iki oyuncunun canı çok az. Onlardan bir tanesi Kushner. Manusu ve dokunmaması lazım. Deşi var. İçeriye birden girmeye çalışabilir Moj. Pova'yı yakaladı. Pova dikkatsiz. İki oyuncu long'da kalmayı tercih ettiler. Onlardan bir tanesinde Mr. Fallen'de Spectre var. Arkadan kimse gelmeyecek. Atılan kişi foku şu anda kimseyi göstermiyor. İşler birazcık Moj'a bakıyor gibi ve gelen bir şok oku. Moj burada fight'ı kaybetti. Çok az canı alan oyuncular var ama onlardan bir tanesi Moj değil. Moj iki oyuncu yürüden düştü. Önde bırakılan bir yetenek var ama AMDLL de pozisyonunu şimdi zorlamaya çalıştı ve bu net bir bilgi. Şimdi Power'a hareket halinde yakalandı. Moj kimseyi görmedi ama Power'a burada hamle yapmaya çalışıyor. Aslan Maşudov C'ye yakın. Moj silahın ucunu gösteriyor. Gördüm. Aslan gidip onu rahatlıkla düşürecek gibi. Şimdi hareketlenmeye çalışmıştı Moj. Çekme var. Aslan Maşudov buradan çıkmaları da müsaade etmiyor. Atılan mermiler smoke içerisinde kaldı. Geri çıkacak. Açıkta Aslan. Mr. Fallen tarafından yakalandı. Arkadan Moj gelmiş. İki oyuncuyu düşürebilecek. Son saniyeler. Ve yardım da geliyor ama yardıma ihtiyaç bile duymuyor. Ama anlamında entry fırsata çevrilebilir. Aslan Maşudov drone'u dojlamaya çalışıyor. Smoke içerisinde olduğu belli. İkinci kill'ini aldı gitmeden önce ve Cushioner. Bu da Aslan'ın yarattığı dikkat darlıklığını iyi kullandı derken Krax ultiye bakalım yakalanacak mı? Bir tek daha bulamadı Moj ve BBL 2v2'de Krax'ın canını 45'e çekmiş oldu. Aynı zamanda kullanılan bir drone var. Atılan şok oku AMDLL ses vermeden yaklaşmaya çalışıyor. İki oyuncuyu sarsacak galiba. Bir de atılan şok oku var. Mr. Fallen etkilendi Krax. Sadece bir canla hayatta. Çok zor artık. Futbolist için kullanılan bir keşif oku var. AMDLL arkadaşının yanına geliyor. Flash'a sahip, şoka sahip. Krax ince bir açı. Mr. Fallen ikili çıkardı. Her şey AMDLL'e bakıyor. Açı alınacak mı Plant? Engellendi burada AMDLL tarafından Krax. Şimdi bir canıyla bir de birebir oynamak zorunda. Atılan şok var. Sıfır noktası var. Flash'ta gelmeye çalışıyor AMDLL ve zamanlaması. Power'a. Bu arada A'dan açılan hiç kimse yok. Biraz site'da bekliyormuş. Moj'u yakaladı. Entry yine BBL'den. Ve yine bunun üzerine oyun kurmak zorunda olan futbolist 4 kişi kaldılar. Bu arada bir oyuncu daha karşılaşacak. Moj. Bu da düşen isim Kiwi. Moj'dan gayet güzel bir round. Power'a devreye girmeye başladı. Krax sakin içerisinde ama tek başına artık ve etrafı BBL oyuncularıyla çevirdi. Krax'ın sağına dönecek Moj. Aldı. Eğer buradan yardım gelirse biraz problem çıkartabilir. Bu arada Spike tam onu kuruyorlardı. Kiwi ile birlikte Krax 2 kill. Moj Kiwi körken sanırım sarsılmışken bir de AMDLL'i bulunca son iki oyuncu kaldı BBL için. Şimdi Cushioner ekstra bir inisiyatif almaya çalışacaklar mı? Aslan Maşudov yer gök aynayı kullanmayı tercih ediyor ama bu roundun kazanılması gerçekten şu şartlar altında çok zor gibi. Çünkü Mr. Fallen'de bir tane ulti var ama Mr. Fallen gerçi site'in içerisinde kalmış. Ve içeri doğru gelen bir dash. Krax çok net bir şekilde Cushioner'ı yakaladı. Artık kalan tek isim Aslan Maşudov. Üstünde crosslar var Aslan. İlk oyuncuyu düşürdü, diğerlerinin de farkında ama burada Pant o kadar kritik ki herhalde 5 ulti kullansaydı futbol. Potansiyel 2 kill en azından buradan çıkması lazım. Moj
Bakalım ilk oyuncuyu buldumuş. Kiwi yakaladı, tekrar zorlayacak. Yardım gelecek mi Krax? Yardım geldi ama Indiyeler o atışı bitirince sadece birebir bir trackle sonuçlandı o pozisyon. Yalnız ulti ile kill çıkardı Mr. Fallen ama site'da hala Kushner var. Kınabilir BBL son saniyeler çünkü Power kendini gösterdi. Aslan burada, Power'a bir rakibini daha düşürmüştü. Aslan Maşodov ayakta kaldı. Power'a ile birlikte burada bir round kazandı ama üzerine çok fazla koyamadılar. Alver durumu yaşandı şimdi. Moji pistolle izleyeceğiz. Görüş kapanıyor. Tarafından yine yaklaşmaya çalışıyorlardı ama entry bulan Aslan Maşodov üzerine zorlayacaklar. Aslan Maşodov Kiwi zamanını yakaladı. Power'dan gelen destek var. İkinciyi zorladı ama Moş izin vermiyor. 2-2 değişim. Şimdi MDL'ler biraz vakit lazım onlara. Plant'ı alacaklar mı? Hayır. Yalnız biraz geciktirdi. Tile ve geciktirdiği an Q-Shimmer. Fırsattan istifa. Bu fight'ı kabul etmek istiyor. Bir şok oku atacak. Oyuncu sağdan çıktı. Muj bunun farkında mı? Emin değilim. Site'da Pova. MDL hala bilinmez bir konumda. Şimdi Muj yaklaştı iyice. Pova'ya karşı avantajlı bir pozisyon Muj'kili almayı başardı. Heaven'da Muj. O da MDL tarafından yakalanıyor. BBL 12'ye ulaştı. 3 tane harita puanı. Oynadığı, yaptığı savunma iyi, yardımlaşma, yakın oyunlar. Son roundu da getirebilir. Şimdi C'ye doğru bir baskı kurmaya çalışıyorlar. Kiwi smoke içerisinden çıktı. Bir dash içeri zorlamaya çalışıyordu. Kiwi orada Aslan Maşedov'u yakalamış. Power'a onu bekleyecekler mi? Hayır ama sadece bir kill çıktı. Kiwi'den de trade. 12-10 yapmaya çalışıyor. Futbol Kiwi'nin 34 canı var. Pova plant'ı alacak. Kiwi hala ultiyle oynamaya devam ediyor. Atılan bir flash. BBL ekibi biraz geride kaldı. Muş çok uzaklardan gelmeye çalışıyor. Q-Shinner burada garajı tutmaya devam edecek. MDL'ler zannediyorum şimdi bir yetenekle arkadaşını oynatmaya çalışıyor. Q-Shinner denedi. Kiwi bu arada MDL'li yakalanmış. Q-Shinner hemen arkasına geçti. Aslan Maşalov ve Power'ın tuttuğu site'lar şu an çok güçlü gözüküyor ama burada atılan sıfır noktası gayet etkili. Mosh şu an lanasürleri yerleştiriyor. Garajdan iki oyuncu çıkmaya çalışacaklar. Mr. Fallen onları beklerken bir yandan A-Link'te de kıyamet kopabilir. Power'a hala garajda bekliyor. Üstüne bir oyuncu çekmeye çalışacak. Power'a zekice bekledi. Ama Mr. Fallen kill'i çıkarmayı başarmış Krax. Üstüne gelen bir yetenek var. Flash'ta kullanılacak. Krax son pozisyonda bir tane kill buldu. Mr. Fallen Krax birer tane kill yakalıyorlar. Yine aim diyeler. 1-2'ye kadar. Kuşlamayacak arkadaşlarını beklemeye çalışıyor Kiwi. Power'a şöyle bir baktı. Açıkta yakalanabilirdi. Sıkıştı. Mermileri de iyi dojladı. Sıkıştı yalnız. Oradan nasıl çıkacak Power'a? Yeri biliniyor. Atılan başka bir yetenek daha var. Drone'da kullanıldı. Kısada solda yakındaki oyuncuyu bilmiyorlar. Power'a tabii ki prefire gidecek burada ama Power'un kurtulması zor. Kurtulamadı. Site'da hala çok kalabalık bir savunma. Şu anda BBL'de Muş. Shotgun'la ikili çıkardı. Daha fazla hasar vermeye çalışıyor. Şok okları kullanılacak. Pova. Güçleri yakalamış. Site'ın kalabalık olduğu biliniyor artık futbolist için. Buradan sonra nasıl bir karar gelecek Muş? Yavaş yavaş yaklaştı. Muş dikkatsiz ve Muş tarafından düşürüldü. Yine MDL'ler stun'ı attığı yer belli. Onun üstüne doğru gitmeye çalışıyorlar. Kullandığı ulti mükemmel ama kill çıkartabilecek mi? Bu bir soru işareti. İlkili şimdi geliyor. BBL'de MDL'ler dayanmaya çalışacak. Arkadaşı arkadan yaklaştı. Site arkasında üstüne Mr. Fallen gelirken yine atılan bir stun. Krax tek Aslan Maşodov site'a yaklaşmaya başladı. Yerini belli ediyor. Bunun altında bir oyuncu var. Aslan Maşodov gördü onu ama kill çıkartan Krax yine smoke içerisinde Pova. Rakibini bekliyor burada. MDL'ler çıkmak üzere çıktı. Arkasındaki oyuncuyu fark etmedi ve karşılaşma. Lanasürler var Power'da. Bunlar kullanılmadı. Atılan bir sıfır noktası tekrar sindirildi. Bu çok önemli bir info verecek bu hücum ağda. Sona ermek üzere Pova. İkili çıkartan Power oldu. MDL'ler site'ı temizlemiş. Krax kill bulamıyor. BBL site'a bir girdi. Bir girdi. Futbolist 4 kişiyle savunamadı ay. Ya Krax bu arada o pozisyonda kill bulabilmiş olsa bile gerçekten çok zor bir pozisyondaydı. Durum sanırım iki arkadaşını çoktan kaybetmişti. Bu arada artık Evan da son oyuncuyu da yakalıyor. Tek bir round daha kazanmaları lazım. Futbolist bu mücadele burada bitmez dedi. İkinci yarının son roundlar. Hangisi gerçekleşecek bu kritik? Yine savunma kalabalıklaştırıldı. Bu oyuncunun farkında Aslan Maşodov. Yine geçit vermedi ama smoke'tan kaçamayacak. Q-Shinner zıplıyor. Ve gelip buraya killini çıkartıyor. Bir başka kill daha Q-Shinner'dan BBL. 2-0'a getirebilir artık. 2v4'te Blist oyuncuları Krax Pova son 45 saniyeye sahipler. Q-Shinner'ın aldığı o ikinci kill inanılmaz önemliydi onlar adına. Artık son iki oyuncu. Bakın birazdan Muş Krax'ın yerini tespit edecek. Pova. Yani bunu
round'u nasıl kazanabilir Qshiner? Bir kill daha Pova ve Qshiner'ın da yalnız orada power'a açılıyor ve Moj'un pozisyonunu biliyordu ama Moj ikincisini de çıkardı. Qshiner hemen takas alsa da sayı avantajı daha yaklaşık 15 saniyenin içerisinde futbolcuya geçti. Şimdi 3v4 Moj düştü, Viper'ını kaybetti futbolist ama Pova duruyor. Pova'da yıldız var mı yerde? Onu kontrol ediyorum. Gelen bir renk tesisli bomba olacak. Arkadan da sıkıştırdılar Moj. Şimdi burada Jet'le birlikte inanılmaz bir iş başardı. Şerife çat iki tane sıkıştırmaya çalıştılar ama o arkadaki bütün tehdidi kendi başına ortadan kaldırıyor. Şimdi hem City tarafından Cypher gelecek hem de kısada Qshiner'ı var. Qshiner'ı biraz zorlanmıştı. Bugünü çıkarmayı başarıyor Kiwi. Takas almayı başardı. Kiwi'den bir soba isteyeceğiz. Moj jeti bu arada dikkatinizi çekerim. Kiwi içeri doğru girmeye çalışıyor. AMDLL görmedi onu. Ve Kiwi burada eğer ilerlerse AMDLL onu beklemeyecektir. AMDLL muhtemelen Kiwi'yi birazcık da kısada düşünüyor. Kiwi'ye zannediyor. Bakacak mı acaba? Kiwi... AMDLL burada açığı çıkardı Kiwi'nden Enfe. Geldi ki çok da iyi bir operatör kullanıcısıdır biliyoruz ve Mr. Fallin. Mr. Fallin operatör umurunda değil. O gerçekten umurunda değil ve Moj'u bulmayı başardı. AMDLL Mr. Fallin düşürmüş yalnız. Duman Power oraları kontrol ediyor ama oyuncudan şu an habersiz ama Qshiner hemen yardıma ve Moj'u düşen isim oluyor ve operatör var. İlkini rahat alabilir AMDLL. Hatta burada karbon attı. Bir de Pova'yı düşürdü. AMDLL rifle'a dönüyor. Gelen bir flash var AMDLL adına burayı savunmak. Geri kaçması lazım ama Moj'u görmedi drone. Ve şimdi bir shoulder pick power'a. Kiwi'yi yakalamış. Mr. Fallin'den gelen takas var. Moj'u göre göre çıkmayı tercih etti Moj. Burada operatörle Moj rahat dişini de kullandı. Site'in içerisinde yine Qshiner ona yardım ediyor. İyi bir başlangıç oldu. Bir başka round da BBL için. Yalnız Aslan bütün bilgiyi aktardı şu an. Uka tarafında kimsenin olmadığını takım arkadaşlarına söyledi. Uzun tarafında da kimseyi görmediğini söyledi. Yalnız Hamam tarafından iki tane skor geldi bir anda. AMDLL çok kritik bir tane skor buldu. Kısa tarafında züklükler kullanıldı. İki oyuncu site içerisinde. Aslan'ı isabet ediyor. Züklüklerden bir tanesi 2v2 Pova AMDLL'i buluyor. Lamba tarafında 2v1 ve Aslan'ın pozisyonu da biliniyor zaten. Bir tane Shokoku gönderdi. 2v1 oyuncu da oraya bakıyor yalnız. Aslan başladı. B uzun tarafına doğru hareketlendi. AMDLL'in pozisyonu kritik. Yalnız Moj Krax tarafından düşürüldü. Hasar da bırakamadı bunu yaparken. AMDLL bir tane Şahin geldi. Pozisyonu tahmin ediyorlar. Ve biraz daha hasar bıraktı AMDLL. Yalnız orada full HD görüntülendi oyuncular. Ve Krax bir tane daha. Smoke içerisinde AMDLL'i de düşürdüler. Bir anda yalnız... orada 2'ye geldi. Buna bir sürü de ulti var. Ulti var. Ulti var. Senin büyük sıkıntı bu. 2v4 Power'a yaklaşacak. Site'e çıkmaya çalışıyor. Ultinin içerisine girdi. Site'e doğru yöneldi direkt olarak. Power'a iyi bir mesafe kat etti. Onu beklemeyebilirler. Power'a ultiye girecek mi? Bu bir soru işareti. Sky onu fark etti. Site önünde Power'a evriyorlar. Power'dan gelen bir başka skor daha. Mr. Polin'de ulti vardı. Bu kullanılamayacak. Mermiler doğru yere gitse bir başka kill de alabilirdi. Moj şimdi köşeleri yakalamış. Power'a da Pova bozdu. Şerifler çok bir fikri yok. Şu anda bu oyunun A olduğu BBL tarafından çok net biliniyor. Bunun benzerlerini yine daha önce Haven haritasında görmüştük. BBL tekrar iyi sıkıştırdı. Gelen bir Sova ultisi olacak. Kilit'i açabilir mi? Sova yakalanabilir. Moj Kiwi'yi yakalamış. Moj'u bulabilecekler mi? Moj ultiyle bir kill daha çıkardı. Arkadan gelen bir başka oyuncu daha var. Onu beklerler mi emin değilim. Qshiner'ı birisini daha düşürmüş. Ultiyi aşağı içeri girmeye çalışacak. Tankın üstüne çıktı. Ve çok doğru bir noktaya atamadı bu ultiyi. AMDLL arkada bunu biliyorlar artık. Tahmin etme aşamasındaki... Belki hamamdan dolanmış olabilir düşüncesiyle geri çekildi. AMDLL'i fark edecek. Pova zor oldu ama. Kaim var hamama doğru. O tarafından oraya bir çekme geldi. Çekmenin üzerine. Bayı kaybettiler bir yandan. AMDLL geride. Aslan Şahin var. Burada Qshiner'ı kaçamayacak. Çekme içerisindeydi. Renk tesisli bomba. İyi kombine edildi ve AMDLL farklı iki tane oyuncu var. O da yakalandı. Fulist ekibi parçalamaya devam ediyor savunmaya ama Power arkadan gelecek. Önemli bir kill aldı. Aslan Maşudov'da 2v3 oynama şansları var. Atılan bir Shokoku. Ova yine çıktı. Bu 3-3 kill'i Krax da Paro'yu yakalıyor. Futbolist ekibi farkı. Bu sefer 4'e doğru. Eğer Shotgun hücumun şekillendiği yere gelmezse eğer doğru yerde olmazsa işe yaramıyor. Biliyorsun. Yalnız arkadaşın Paro açılırken onu bekleyen bir oyuncu var. Paro ters açıdaydı. Mr. Fallin Paro'yu yakalamış. Ve Moj içeri girmeye çalışacaklar. Moj bir kill aldı yakalandı. Direkt olarak Krax onu düşürüyor. AMDLL tek geldi ve... Bu aşamada artık A savunması birazcık daha geriye çekilecek. Plant'i rahatça alabilme imkanına sahip. Futbolist iki takımda da Sage olmadığını hatırlatalım. AMDLL'in ikili şimdi round'un akışını değiştirebilir. Aslan Maşodov'da AMDLL. Site'in içerisinde doğru hareketlenecekler. Kullanılan bir tane drone var. Bir flashback AMDLL.
Şimdi geride ikili aldayım gelen takas Pova'dan. Drone gelecek mi? Hayır. Bir ok atmayı tercih etti. Yer gök ayna kullanılacak. Aslan başı da o. Yer gök ayna patlamadan önce burada bir peak'te bulundu. Pova hala hayatta. Mr. Fallen'de ulti var. Pova olabildiğince hayatta kalmaya çalışacaktır. Atılan renk tesiri bomba fusioner. Zorda kalıyor. Yeri açığa çıktı. Şimdi Mr. Fallen'in ultiyi kötü bir yere bıraktı. Mr. Fallen üstüne fusioner gelecek. Zor şu bir peak. Fusioner. Burada oyalarken oldular ve Spike Out tarafına doğru hareketleniyor. Yavaş yavaş hücumu da burada şekillendirmek isteyeceklerdir. Muj bir sorumluluk alıyor yine ama. Moj onu düşüren isim. Arka tarafa, site arkasına doğru gönderilen bir Şahin var orada. Kör olan aim diyelen. Kör olmadı özür dilerim ama yine de Mr. Fallen tarafından düşünüldü. 5 ve 3 Spike bulacaktı. Çok kritik bir düello. Aslan çok kritik bir düelloyu kazanıyor ve sayı avantajını sadece bir de tuttu futbolist. Keşif oku var. Şimdi keşif oku var. Aslan bununla oynamaya çalışacak. Arkadan gelen oyuncuların ne yapacağı kritik. Power'a Bulldog. Şimdi bu peak'e geliyor ama zaten fark etti Moj omzunu. Çoktan bir flash peak aslan tamamen kör oldu. Bunun bilgisi de gidiyor. Aslanın tam olarak nerede olduğu biliniyor çünkü lambada bir futbolist oyuncusu var. Şimdi Kushner arkadan gelecek. İlk oyuncuyu düşürdü. Hala düşürmesi gereken 3 tane isim var ve Muj'u yakalayarak başladı etse. Lambada evet. Atılan bir tane peak var Muj'dan. İlk hedefi çünkü şu ana kadar futbolistin asayete girerken orası oldu. AMD'ler yalnız. Kimse kontrol etmedi. Şerif vuruşları birazcık sıkıntılı bir mermi gözüktü ama Pova'ya bir tane headshot tutması yeterli oldu. Krax Kushner tarafından düşürdü. Çok kritik bir tane skor. Yalnız Moj'dan şaş B tarafına doğru kilitleniyor. Burada Power'a çok kritik bir pozisyonda. Site var. Ama site'deki oyuncuyu kontrol edecek mi? Oraya gönderilen. Ooo bir gardına gidiyor. Orayı kontrol etmiyor. Oraya bakmıyor. Canı çok az kimliğin yalnız. Mr. Fallen atladı. Mr. Fallen. Timing'ler burada BBL'le yine çalışıyor ama şerif vuruşları. Muj'un yardımı var. Ve Muj Mr. Fallen'i düşürdü. Sadece 15 canı vardı Kivin'in ve Kushner'ın 78 can Moj. 3v1 gerçekten zor bir görev. Moj ilk pikini aldı. Aslan Maşodov onu yakalıyor. BBL 7-4. Hala Vipe ultisinin içinde kalmaya devam ediyorlar. Aslan buraya kadar buraya girdi yalnız. Çok kritik ve Spike'ını düşürdü. Aslan'dan bir skor daha ve BBL'den de Crux'ı düşürmüş. Tam olarak ne yapacağına karar veremeyen futbolist arkalaması için gönderdiği Mr. Fallen çok bir sonuç vermedi. 3v1 tek başına pozisyonu da belli zaten. Tahmin ediyorlar. Oraya da gelen bir drone var. Emdiyel az kalsın ölüyordu bu arada. 19 canı kaldı. Ultiye yakalanıyordu. Mr. Fallen atılan bir kişi boku var. Yani 3 farklı cross Mr. Fallen'in geçebileceği. Ama gönderdiği bir zehir var ve orayı yavaşlattı. Pova ciddi bir hasar almış. Orada Muj da lamba önüne kadar girmeyi başardı. Power Spike'ı kuruyor. Yalnız lambadaki oyunculardan bir tanesini düşürmeyi başardılar. Muj da Emdiyel'ini düşürmüş. Aman tarafında takaslar devam ediyor. Futbolist'ten gelen 2 tane skorla birlikte 3v2 geldi. Durum Muj tek başına. 70 canı var sadece ve bir frenzy var. Bütün açıları kontrol etmesi tabii ki imkansız ve Kiwi. Bu arka arkaya gelen takaslar tabii futu bir sonraki yamada güncelleniyor biliyorsun. Bu burada yalnız Muj Kiwi'yi düşürüyor. Çok önemli bir tane skor. Hemen içeriye doğru girdi. Moj'a da bir miktar hasar bıraktı. Moj sıkışmış durumda ama Pova'dan hemen yardım var oraya. Power ile Aslan'dan gelen skorlar. Ama bu da tamamen BBL tarafına geçirdi. Bu Force işe yaradı gibi gözüküyor. 4'e 2 ve round BBL'e çok yakın. Çok çok yakın. Artık bu saatten sonra iki oyuncunun burayı geri çevirmesi zor ama renk tesiri bomba işe yarar mı? Kuşları buradan kaçıyor seçillerle. Çok etkilenmeyecek. Yine kısada eğim diyeler. Başka bir fight kazandı ve artık sadece Krax var. Krax'ın bir flash peki söz konusu. O flash'ı attı çıktı site arkasında bir oyuncu var smoke içerisinde ki kill çıkarması mümkündü. Futbolist hatırlarsın. Yanlış hatırlamıyorsam eğer Pova burada ilk kill almayı başardı. Ardından destek gelecek mi? Gibi bir kill çıkardıktan sonra işler birazcık da Moj'a bakıyor. Geçen iki oyuncunun farkında. TP gelebilir ama bu TP olmayacak. Plant'e oturdu BBL Moj. Burada bir inisiyatif alır mı? Flash çıkma. Yetenek tabii fakat uzun süreli değil. Krax kısa tarafına Şahin gönderdi. Bir oyuncuyu gördü sadece orada. İkincisini orada bekleyecekler mi yalnız? Moj orayı kontrol etti. Harbi iyi bir headshot gönderdi. İkincisini de gönderse de çok iyi güzel pozisyonda. Bonus. Takas noktasında Mr. Fallen round. Mr. Fallen ultisinden bahsedelim. Moj'un ultisi var. Kivin'in ultisi var. Diğer tarafta da Aura. Eğer bir oyuncuyu sıkıştırırlarsa site'ı yine kapatma anlamında bu ultiyi iyi kullanabilir. Bir ulti gelecek Power'a. Site atıyor bu ultiye. Kürşler içeriye atladı. Mr. Fallen AMD'leri yakalamış. Krax'tan gelen bir başka skor daha. Yalnız son oyuncuyu fark etmediler Kiwi. Şimdi kendisini fark ettirecek. Hala anlamadılar Kiwi'nin nerede olduğunu ve Kiwi. Üçüncü kili bile bulabilir. Aslan başında mı 45 canı kaldı. Site arkasından gelen bir pikle. Futbolist bir başka. Site'i yine kolay aldı çünkü.
İmgelel yalnız çıkıyor bu smoke'tan. Hamama girdi, hamamda İmgelel'i beklerler mi? Arkadan gelip yine bir kill var İmgelel'in. Hamam kontrolü BBL'e geçti. Mr. Polymush'u yakalamıştı gibi. Başarılı değil. Aslan Majulov 2 kill birden çıkartıyor. 11-8'i görecek BBL. Krax artık kalan tek isim. O da yakalanıyor. Aslan Majulov. Kılıç küresi de alındı. Aslan Majulov'un ultisi var artık. Etse ultisi de Pova. Majulov çok net yakaladı. Başka bir Wolfbank headshot daha var. Ultiden Moş. Kaçabilecek mi? Kaçmayı başardı son anda. Yine bir canlı Q Shinner var. Hamam sağında beklemeyecek ilk rakibini Pova. Orada yakaladı rakibini ama Aslan Majulov da Pova'yı buluyor. Çok önemli, kritik bir takas. Aslan bir şeyler deniyor. Başka bir kill daha Aslan. Kimi kaldı burada son anda? O fight'i izleyebiliriz. Kimi Aslan Majulov'u düşürmüş. Bir yerde Pora'nın şimdi ultisi belirleyici olacak gibi ama bu ultiyle oynayabilmesi için İmgelel'in biraz ayakta kalmaya ihtiyacı var. Kimi geriden geliyor. Elinde operatör var. İmgelel site'da bulunduğu konumda artık zamanlamalar kritik. İlk rakibini tespit etti, vurmayı başardı. Pora Oka'ya kadar geldi. İmgelel vakit harcatacak. Pora'yı bilmiyorlar zannediyorum. İmgelel kullanılan ultiye kendisini göstermesine gerek yok. Ve burada artık futbolistin işi birazcık daha zorlaşmış durumda. Puka'yı izlemeye devam ediyor ki bir vuruşunu kaçırdı. Bir V1'e getirdi Moş. Pora pikleyecek ve Moş onu da yakalamayı başardı. Futbolist roundu son anda kazanıyor. Çok zorlu bir round oldu. Tabi orada Kiwi Aslan'ı yakaladı. Biliyordu yakına girdiğini zaten Aslan'ın. O roundu kazandıran şey oldu. Sayı avantajını da futbolist tarafına getirdi. 3-2. Yani Vandal ya da Phantom'ı yok şu anda Moş. Çekmenin üzerinde deşini kullandı. Bayağı da canı yandı orada. Ve Mr. Fallen'in botu tarafından düşürüldü. Baba'nın da canı birazcık yanmış ama site'a henüz girebilmiş. Değil şu an kısa tarafından girme site'a giriyor. BBL tarafı ve Aslan. Spike'ı kuran isim. 5v4 Moş. Tushner'ı düşürdü. Güzel Spike ki yerleştirildi ama Moş'dan bir ulti kullanılacak ve site'i temizleyecek. 12-9. Şimdi bir kill daha Mr. Fallen'den. Burası artık son round olacak. Bind haritasında ve futbolist Bind'e 13-9 kazanmış. Hızlı tutuyor zannediyorum Moş. İçeri doğru gelen bir dash var. Jet'i yakalayabilecek mi? Moş yakaladı. Tabanca roundlarında çok kritik performanslarını biliyoruz Moş'un. İlk kill aldıktan sonra bir başka oyuncu daha B'yi zorlamaya çalışıyor. BBL buraya kalabalık girecek. Moş içeride. Moş'a giden bir headshot var. Krax aynı zamanda site içerisinde bekliyor. İmdiyelerle karşılaşması an meselesi. Double pick gelecek buraya doğru ve Moş Krax'ı yakaladı. Takımın healer'ı gitti. Moş da burada can alamayacak. Bir şok. Mr. Fallen'in üstüne bir de sarsma kullanıyor. Birçok oyuncu bundan etkilenecektir. Arkadan gelen Kiwi hemen Pova ile birlikte burada açıyı kapattılar. İlk fight Moş tarafından kazanıldı. Pova'ya da bakılacaktır. İşler birazcık Pova'ya kaldı gibi Pova. İlk kill çıkarmış. Plant'i default almaya çalışıyor. Bu esnada BBL Moş soluna bakmadı. Yine iki oyuncu solunda olacak. Üç oyuncunun nerede olduğu belli. Atılan bir flashback. Dediğim gibi her şey Pova'ya bakıyor ama Pova'nın yapabilecek pek bir şey yok. Ve BBL tabanca roundunu... Bu arada Spike Moş'un ellerinde. Yine... B'den oynadıktan sonra sanırım mid zorluyorlar, bu kill getirir mi? Power'ı burada birisi kontrol eder diye düşünüyorum ama Power'a gitmeden önce kaç kill olacak? Sadece bir tane aldı. Bir de Spectre verdi, daha fazla artık hasar verilebilme imkanı var. Hücum B'ye gerçekleşiyor, Moş atladı, bunun farkındalar. Hala hasar almadı Moş, bu volta gerçekleşen bir plan. Burada sarsma var, çekme var, MDLL bir kill çıkardı ve karşılık çok çabuk geliyor Pova'dan. Köyüşleri Krax'la birlikte yine birer kill. Devamında Krax'ı atlayacak, klasiklerle zorlamaya çalışıyorlar. Tabii ki silah avantajı ortaya çıktı. MDLL aldığı killden sonra Pova 2-3'ü düşürdü. Pova bu olmamalıydı. Bu arada duvar bırakılmıştı önüne. Tekrar Bayside'a yavaş yavaş Spike'ı getirecekler Kiwi. Erken entry, MDLL Q'şunu zorladı, oradan kill'i çıkartamadı ama iki oyuncu birlikte yakın mesafe Moş. Smoke arkasından bir kill daha. Sadece Moş'dan gelen bir kill var. Durum 3-3. Moş'un muhakkak hayatta kalması lazım. Olmadı. Pike gitti. Moş'dan bir başka skor daha içeri girdi. 3 oyuncuyu yakaladı. Moş inanılmaz bir performans. Plant'a hali alınabilmiş değil. Moş 4. kill'ini arıyor. Heaven altına doğru atlamayı tercih etti. Çok çabuk bir şekilde 63 canı var kendisinin. Plant'e BBL birazdan almaya çalışacaktır. Yerleştirilen yıldızları görebiliyoruz Pova tarafından. İki oyuncu evinde birlikte oynayacaklar. Mr. Fallen flash'ı hazır tutuyor. Power'a burayı izleyen oyunculardan bir tanesi. Bu flash bırakılacak. Power'da bir operatör var. İlk vuruşunu kaçırdı. Yukarıdan geliyor Mr. Fallen. Bire bire kadar geldi. Power'ın operatörü biliniyor. Yine buraya bir yıldız bırakacak. Ve buradan sonra da ilerlemeye çalışacak Mr. Pova. Özür diliyorum. Pova. Power'a... Taret kontağıyla oynamaya çalışıyor bir yandan. Side'da Pora rahat bir pozisyon aldı Pora. İşkilenmedi rakibinin sağından gelmesinden ve... Mid'deki oyuncular da iyice mesafeyi kapattı. Bu artık A gibi gözüküyor.
Şimdi Mr. Fallen ultiye sahip. Bir flash gelecek. Sarsmasını burada kullanabilir. Ama Venti beklemedi. Büyük bir hata. Dash geldi. Dash de Q'sun hala hayatta. Pova sadece bir kill çıkartabiliyor. Bu yeterli değil. BBL yine istediğini almış olabilir ama site'de bir ucuz daha düşünmek zorundalar. Krax gider ayak, o da sadece bir kill çıkartabildi. Şimdi Kivi müdahaleyi hızlı mı yapmaya çalışacak? Bir rakibini fark etti ama geç oldu ona reaksiyon gösterebilmesi mümkün değil. Q'sun'u da boşu yakalıyor. BBL adına bu dördüncü round. Moladan sonra iyi bir seri sahibi olabilecekler mi? Kivi geliyor ama Q'sun'un... Şimdi Mosh. Geliyor. Adı bekliyor. Bu arada yalnız o smoke'un içerisinde değil, oyun gelir mi? Hayır. Aim DLL çok hazır. Smoke'a girdiği gibi düşürdü Moj'u. Krax o zorlayacak. Çok güzel bir flash. Krax'tan gelen 2 kill. Aslan ve Shadow'dan çok geç bir trade ama spike kuruldu. 2v3 Aslan yakında. Bu kill'i çıkartamayacak. Mr. Fallen önemli bir kill aldı. Pova'da yer gök ayna var. Aim DLL ultisini saat içerisinde açtı. Bu artık çok zor bir round. 2v2 belki görünüşte kolay olabilir ama ultiyi geçmek zorundalar ki ulti içerisinden info olabilecek çok fazla yetenekleri yok. Şimdi Fallen içeri girdi. Ultiden çıkmaya çalışacak. Bir yandan Pova arkadaşına yardım edemiyor. Mr. Fallen düştü. Pova atladı. Yeri belli. Onun üstüne doğru gelen mermiler var. Aim DLL. Shinner smoke'tan çıktı. A'ya doğru yavaş yavaş oyunu kuracaklar artık. Q'sun'u bu arada Aim DLL entry bulmuş. Power'a üstlerine doğru gitmeye çalışacak. Yalnız tehlikeli bir pozisyon olabilir. Pova şimdi zorladı. Krax Aslan ve Shadow'u yakalayınca durum tekrar 4'e 4'e geliyor. İki tarafta da Muj'da Pova biraz canları az ama Kivi'den Aim DLL Kivi. Bakalım bunu nasıl değerlendirecek futbolist. Ulti de geldi şimdi. Krax tarafından kullanılıyor. Heal gelmesi beklenilebilir biraz. Mr. Fallen yerden bir silah aldı. Kivi'nin ultisi var. İçeri girmeye çalışacaklar. Krax ilk etapta yakalandı. Q'sun'u daha fazlasını istiyor. Bir şok. Q'sun'un pozisyonu bozdular. Kivi ultiyle herkesi düşürmeye başladı. Sadece Pora kaldı. Onu yakalayan da Kivi oldu. Kivi. Bir mid B2 şeklinde bir savunma ama şimdi yetenekler kullanıldı. Q'sun'u girmeye çalışıyor. Krax. Yalnız oyunu çevirebilirler mi? Mr. Fallen Pova 2'ye 1. Şimdi içeri girecek BBL. Yine smoke'da 2 oyuncu var. Çıkmaya çalışabilirler. Bir plant fake'i. Futbolist bu damla yapacak. Bire bir takas. Krax çıktı. Bir oyuncu daha fark etti. Krax. Bire 2'de Q'sun'u sadece 31 canı var. Q'sun'u yakalayan da yine Krax oldu. Pozisyonu koruyacak mı? Çok da fazla zorlamayı tercih etmedi ki. Kivi ama Moj. Q'sun'u yakalamış bir anda. Entry buldu Moj'dan ikinci kill. Bunu beklemiyordu BBL. Kalan 3 oyuncu şimdi bir şekilde roundu kurmak zorunda ama A'dan dönüyorlar artık. Yapacak çok fazla bir şey yok orada. Kurtuldu Power'a. Elinde Spectre var. Başka bir slow daha. Bir fight yaşanacak. Krax burada slow'la birlikte piklemek istedi ama Aim DLL güzel bir fight kazanıyor. Hala B-side içerisinde 2 oyuncu var. BBL son 35 saniye kala hücumun yönünü de değiştirebilir. Şimdi yani Gökayna kalkıyor ve site'a doğru atılan bir nanosür. İyi bir nanosür olmadı belki de. Şimdi BBL hiç ulti kullanılacak. Mr. Fallen Aslan Başudov'u yakaladı. BBL hala B site'a girebilmiş değil. Bir stun 2 oyuncu tarafından yeniliyor. BBL'in buradan site'a girip plant'i alabilmesi biraz mucizelere bakıyor gibi. Hata yapması lazım. Bu ismi 3 kişiler çünkü. BBL fark edildi. Fight kazanan Pova. Pora'dan karşılık var. Korumaya doğru geri çekiliyor Pora. Yerden aldığı bu rifle'ı BBL... Bu sefer A site'e girerken iki oyuncusunu belki de kimseyi görmeden kalanın arkasında olabilir ama bu son roundu kazanmaya çalışacaklar. Her şeyden önce gibi bu sefer Power'a yürüyerek geldiği için çok kolay bir kill'e sahip oldu. Operatörle Q'sun'u tıklamayı tercih etti ama çıkartamadı. Yine sarsma içerisinde buradan kaçabilir mi Q'sun'u? Bu bir yardımla mümkün olabilir gibi. Pova Aim DLL'i yakalamış, ardından Pova aslanı da buluyor. Canı az olan Q'sun'u yine Pova'nın mermilerine isabet etti. Q'sun'u ve Mush. 3 oyuncu önünde. Böyle İkisini olmaz. Düşürdü Mush. Bir de flash pick ama Kivi gelip kill'i çıkartıyor. Mush yine Gran'ın net nerede olduğu belli. Site'da bir BBL oyuncusu daha var. Kivi içeriye şimdi zıplayarak giriyor. Endiyeler ve kill çıkarmış takas Kivi'den. Site'daki tek oyuncu Aslan. Duvar açıldı. Üstüne doğru gelmeye çalışacaklar. Aslan ilk önce Kivi'yi karşıladı. Ardından bir başka kill daha. Aslan sapa sağlam. Site'da ayakta. En sonunda Pomo'nu yakalamış. Pomo bir de sağına döndü. Çıkan oyuncuyu da yakaladı. Mr. Fallen'in durumu 1v2'ye getirdiler. Atılan bir flash var. Pora ipten inecek. Pova tarafından fark edildi mi emin değilim ama duvar olduğu için bakılacak yerler belli. Bir taret var Pora'da. Bunu kullanabilir belki. Yalnız burası Pora için şimdi rakibin beklemediği bir yer olabilir. Zıpladığı an Mr. Fallen Pora'ya bakıyordu. Ve
Kiwi Heaven'a kadar geliyor. Paura bunun farkında değil. Bir canı kaldı Paura'nın. Vent'ten bir destek alabilecek mi? Paura yakaladı Kiwi. Vent'teki oyuncular çıkmaya çalışıyorlar. Kiwi Rifle'a doğru girecek. Burası kalabalık. Kiwi gelen ilk oyuncuyu karşıladı yine. Bir başka kill daha. Kiwi 3 dedi ve yardımda boş var. Bonus da oyuncu kaybetmeden Futbolist Pro'yu kazanabilir ve 9-6 sonrasında akabinde 10-6'nın yolu açılmış olabilir. Futbolist için inanılmaz kritik bir round ve sen de bahsettin, seride 2-1 geride Futbolist. 2-2'ye getirip her şeyi sil baştan yeniden bir Rize haritasında başlatabilirler. O anlamda inanılmaz kritik bir bonus hamlesi. Kiwi'nin açılması gerektiğinden bahsediyorduk. Kiwi 3 erkin, 4 erkin çıkarttığı bir başka round. Önemli bir performans. Q-Shiner gider ayak yine. Kaplanını kullandı Q-Shiner. Kaplan'la birlikte ilerleyecek ki arkasında şimdi onun üstüne doğru gelenler var. İyice yakaladı. Krax'ın ultisi yok. Q-Shiner burada açılışta başarılı ve gelen bir iç ultisi Moş bir yandan bundan etkileniyor. B'ye doğru ilerleyecekler. Kullanılan bir tane şok var yalnız. Orada BBL oyuncuları sıkıntı yaşayacaklar gibi. Mr. Fall'in aslanını düşürdü ama İmdeleli de burada beklemeyebilirler. Zaten Dolayısıyla de B'ye gelmeyecek gibi duruyor. En azından şimdilik. Pova. Shiner bekliyor çok dikkatli. Pova. Pova attığını kaçırmadı bu sefer Shiner. Pova'yı düşürdü. Tekrar oyunu Spike'la birlikte A'ya yıkmaya çalışıyor. Yalnız B'de bir oyuncu bırakılmış. Orada bir Eğim diyelen B savunmasındaydı. Q-Shiner aynı yerde bir kala bitti. Yalnız Moş site'ın varlığından bir haber. Bu yüzden zaten MDL'en çok kolay bir kill'e sahip oldu. Ve Krax takas için gelirken Paro da yardıma geliyor. Ona 7. BBL sim. Bu sefer Moş şimdi ortada açılan bir ulti var. Ultinin içerisinde direkt dash ile girmeyi tercih ediyor gibi. Üzerine doğru gidecekler. MDL'li ultinin dışarısına itmeyi başardılar ama asist havuzundan nasıl kurtulacak gibi burada. Mr. Fall'in MDL'li yakalıyor. İnanılmaz bir round başlangıcı oldu. Viper ultisini ortadan kaldırıp Viper'ı buldular. Q-Shiner operatörle buraya doğru gelecek ve bunu beklerler mi emin değilim. Q-Shiner buradan bir entry çıkarabilir her an ve o an bu an. Q-Shiner bu arada Aslan Meşadov'dan da destek almış. Şimdi site'da stoktan çıkan arka arkaya oyuncular vardı. İkisini de vurmuşlar. Krax tek başına 1'e 3 atışı kaçtı. Spike'ı da kurmasına izin verecekler. Bakalım. Buradan sonra Krax kill çıkartabilecek mi? Biraz ekonomiyi de tabii yani kaybederken de biraz bedelini ödetmesi gerekiyor ama arkası dönük yakalandı, iyi bir zamanlama. Aslan Meşadov'dan ve böylece ağ gösterilecekler ve giriyorlar artık. Bayağı da hızlı bir giriş oldu bu. İçeride Paura var, üstündeki kimi fark etti. Paura çevirdi eğimini ama Moj'dan gelen erken trade. Şimdi Q-Shiner ultiden etkilenmişti. Moj'un canı az, bir ulti kullanıldı. Q-Shiner yine kendi ultisini aktif hale getiriyor. Geçişteki oyuncuların farkında bıçağı kalmadı. Operatör de yakında yine geçişteki oyuncuyu fark ediyor. Klasik de kill almaya çalışacak. Mümkün olmadı aslan. Ona karşı iki oyuncu mücadele veriyorlar. Açılan duvarla birlikte ki duvar biraz ilginç açıldı. MDL'de kartlar dönükken buradan gelip iki kill alıyor. Aslında nerede olduğu biliniyor şimdi. Bir başına Krax var sadece. Ve Moş tarafından yakalandı. BBL istedik. Hani bu roundda biraz hasar bırakabilirler mi? Aslan Meşadov içeride bekliyor. Aslan Meşadov'dan 2 kill yeterli. Kiwi yalnız trade aldı, silah da aldılar. Şimdi iki oyuncunun sıkışmaması lazım. Q-Shiner burada fark edildi Moş. Burada ölseydi eğer Q-Shiner da düşecekti. Kritik bir kill. Burada Q-Shiner yakalandı. Moş'un yerini biliyorlar. Moş biraz daha geriye çekilip arkadaşlarının desteğini çağırmaya çalışacak. Ki istediğini de yapabiliyor. Tekrar oyunu baştan yaratmak zorunda Futbolist ekibi. Şimdi Wallbanklerden kaçınmaya çalışıyor MDL'ler. Üstüne doğru gelen Kiwi olacak. Pova Muji yakalamış. 2v2'de Paura site'e geçmeyi tercih etmiş olabilir. Özellikle ilk olarak Kiwi yakalanırsa burada round bitti diyebiliriz. Çünkü Pova'nın canı yok. Eğim diyeleli beklemedi. BBL tarafından kırılıyor. Şimdi ultilere bakalım. Eğim diyelinin ultisi tabii ki. Round içerisinde kullanıldı. Moj'da bir tecrit söz konusu. Bu ne zaman kullanılacak? Şimdi geliyor. Ve BBL ekibinin buna karşı reaksiyonu round'un devamında belirleyici olacaktır. Kiwi oldukça yakın. Yani burası genelde kontrol edilen bir pozisyon değil. Kiwi buradan kill çıkartabilir mi? Moş Paura birer tane vurdular. Yine
Rampa tarafında bir oyuncu daha var. Şoktan geçemeyecek. Şimdilik Power'a. Önünde Smoke. Baba Evan'dan oynamak istemedi. Mr. Fallen. Yanıcı açılıyor. Süre avantajı biraz polisli olabilir ama. BBL kişi avantajına net bir şekilde sahip. Mojo'dan gelen bir skor daha var. Daha fazlasını çıkarmak zorunda. Moş tek başına kaldı. Üzerine kalabalık koşuyorlar. Mojo'da yakaladılar. Süre yeterli olacak mı? Şimdi kazanması yeterli olacak. Son saniye. O Diffuse. Round'u getirdi BBL gerçekten. Soğukkanlı bir retake yaptılar. Onu da söylemek. Round kazanıp yine uzatmaya götürebilecek mi yoksa retake kapatacaklar mı? Çok erken girdiler içeri. Bad entry Power'dan. Power'a desteğe geldi. BBL burayı kapatabilmek için yine iyi bir başlangıç yaptı. Futbolist bir şok kullanacak. Sol tarafta kimse yok. Aslan'ın yerleştirdiği yetenekler var. A'da tek bir oyuncu kaldı. BBL savunmayı tamamen buraya getiriyor. Aim diye el bitir çıkardı. Smoke içerisinde Power'a yerleşmeye çalışacak. Artık kalan iki oyuncu. Dört kişiye karşı mücadele.